Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 27 Ocak Perşembe. Ekranda görebileceğiniz gibi kripto para piyasasının rengi tekrar kırmızı. FED biliyorsunuz dünkü faiz kararını nihayet açıkladı. Beklentiler daha, daha elinde bir faiz kararı açıklanmıştı. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte aslında piyasada özellikle Bitcoin dolar paritesinde 39 bin dolarlı seviyelerin zorlandığını gördük. Ancak FED Başkanı Powell'ın konuşmasıyla beraber ibre tekrar eksiye döndü, aşağı döndü. Ve parite şu anda 36 bin dolarlı seviyelerin de altında. Biraz sonra bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 35.983 dolar seviyesinde fiyatlar oluşuyor şu anda. Lider kripto para birimi Bitcoin dolar cephesinde %3.73 oranında bir kayıp var. Yine son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Ethereum dolar Partisi'ne, Bitcoin dolar Partisi'ne benzer bir seyir var. %2.98 oranında bir kayıp var. Son 24 saatlik dilinde 2380 dolar seviyesinde fiyatlar oluşuyor şu dakikalar itibariyle. Önemli kripto para birimlerinin rengi birçoğunda kırmızı. Solana'da %7.21, DOT'ta %6.07, Binance Coin'de %4.22, XRP'de %3.46, Luna'da %9.02, Adada %1.33 ve Dogecoin'de %2.22 oranında kayıplar var. Bugünkü videomuzun konusu her zaman olduğu gibi Bitcoin dolar paritesini ayırdık. Ancak iki tane önemli haber var biliyorsunuz. Bir tanesi dün FED'in açıklaması bir de Putin'in yaptığı açıklama. Bu haberlere de değineceğiz. İsterseniz de ilk önce haberlerle başlayalım. İsterseniz FED açıklamasıyla başlayalım. FED politika faizini %0.025 aralığında sabit tutuyor. haberin. Detayında piyasa beklentileri de politika faizinin bu aralıkta sabit tutulacağı yönündeydi. Yani çok fazla sürp sürpriz yok işin açıkçası çok, çok fazla değil sürpriz yok. Bununla birlikte karar metninde faiz artışlarının yakında başlamasının uygun olacağı belirtildi. Aslında en önemli noktalardan bir tanesi bu. Ayrıca bilançonun küçültilmesine yönelik operasyonda sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi. Tahvil alımının Mart ayı başında sona ereceği bilgisi de verildi. Aslında detaylar burada. Şimdi tahvil alımının Mart ayı başında, tahvil alımının Mart ayında tamamlanması faiz artırımının sinyalinin en büyük etkenlerden bir tanesi. Şimdi burada o zaman e, faiz artırım Mart'ta faiz artırımını hemen hemen cebe koyuyor gibiyiz. Burada da e, takip edilmesi gereken nokta 25 bas puan mı yoksa 50 bas puan mı faiz artırması e, olacağı yönünde. Yani faiz artırma olacak ancak bunu 25 mi yoksa 50 bas puan mı olacağı tartışılıyor. Bu açıklamalarla birlikte aslında e, kripto para piyasasında bir yükseliş gelmişti. Bitcoin dolar paritesi 39 bin dolarlı seviyelere kadar bir yükseliş hareketi görmüştük. Daha sonra işte Powell'ın açıklamalarıyla birlikte Fed Başkanı Powell'ın açıklamayla birlikte Günün piyasada tekrar aşağı döndüğünü gördük. Hatta şu anda Bitcoin dolar partisi 36.500 dolar seviyesinde 455 dolar seviyesinde bir destek noktası vardı. Bu destek noktasının altında bir seyir görüyoruz şu anda Bitcoin dolar partisinde. Özetlersek aslında bir FED belirsizliği vardı. Ne yani karar alacak aslında az çok belir oluyordu. Yani piyasaların beklentileri dahilinde bir karar çıktı. Acaba piyasa sürpriz yapar mı diye bir nevi tetikteydi. Ee, en azından şöyle de bakabiliriz. İşte Fed'in zaten olumsuz tavrı bu yılın başından beri belli. Yani olumsuz tavrı derken tehlikelere, risklere dikkat çekiyor. Ee, bu tavır belli. Ee, bu tavırı dillendirdi aslında FED bu açıklama ile beraber. Aslında bir nevi e, belirsizliğin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Borsada bir laf vardır. En kötü durum bile belirsizlikten e, daha iyidir diye bir laf vardır. Aslında belirsizliğin kısmen ortadan kalkması zaten bizim beklentimiz de FED açıklamasıyla birlikte olumlu ya da olumsuz açıklamayla beraber, daha doğrusu olumsuz açıklamayla beraber, Piyasanın bir, bir miktar aşağı yönlü salınım yapması yönündeydi. Şu anda beklentilerimizi karşılayan bir seyir var. En azından belirsizliğin ortadan kalkması kısmen de olsa bu e, karışıklığın içinde olumlu olarak algılanabileceğimiz e, bir unsur olarak nitelendirebiliriz. Çünkü Fed'in bu zaten durumları, Fed'in açıklamalarıyla ilgili, beklentileriyle Fed beklentileriyle ilgili durumlar az çok olsa fiyata yansıdığını düşünüyorum ben. Bu sebeple en azından belirsizliğin kalkması kısmen de olsa e, olumlu olarak algılayabiliriz diyelim ve, ve Putin'in açıklamalarına geçelim. Biliyorsunuz piyasaları karıştıran en yakın dönemdeki en önemli haberlerden bir tanesi Rusya Merkez Bankası'nın kripto paraların yasaklanması ile ilgili söylemi oldu. Bu tür haberler, bu tür yorumlar. Kripto para piyasasında fazlasıyla satışlarla karşılandık e, ve paritelerin çok ciddi anlamda değer kaybettiğini gördük. Ancak dün Rusya lideri Putin'in bir açıklaması var. Rusya lideri Putin'in bu çağ, e, Merkez Bankası ve Maliye Bakanlarına, Bakanlığı'na kripto para konusunda anlaşın talimatına e, talimatı verdiği bildiriliyor diyor haberin detayında. Rusya'nın otoriter devlet başkanı Putin, Rusya'nın kripto para madenciliği alanında bazı avantajlara sahip olduğunu söyleyerek adeta kripto para madencileri için yeni bir umut ışığı oldu. Putin, kripto paraların düzenlenmesiyle ilgili bir toplantı yaptığı konuşmada ülkesinin kripto para madenciliği konusunda bazı avantajları olduğunu dile getirerek Dire getirdi. Kripto konusunda görüş ayrılığı bulunan Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası'nda Putin'in konu üzerinde anlaşma talip aldıkları gelen haberler arasında diyor. Bu olumlu ayrıca Rusya Maliye Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Yakın zamanda yaptığı açıklamada, açıklamada Rusya'nın kripto paralarını düzenleme ihtiyacı var. Yasaklamaya değil demişti. Yani FED belirsizliği kısmen ortadan kalktı şu anda piyasalar üzerinde en çok baskı kuran konulardan bir tanesi. Tamam Mart'ta faiz arttırım sinyali fazla fazla geldi. Bunun dışında bu düşüşteki en büyük etkenlerden en büyük başlıklardan bir tanesi Rusya Merkez Bankası'nın yaptığı bu söylem ancak Rusya lideri Putin'in yaptığı açıklamalar bunun tam tersini söylüyor ve anlaşın diyor. Yani Rusya Maliye Bakanı da düzenlemeye ihtiyacı var. Kripto paralarını yasaklamaya değil demişti. Aslında son dönemdeki iki tane önemli unsur yavaş yavaş da olsa tam olarak değil yavaş yavaş da olsa kısmen de olsa diyelim olumluya dönme durumunda iki tane önemli unsur var. Bunları not etmekte fayda var. Hemen isterseniz geçelim bu açıklamalardan sonra Bitcoin Dolar Partisi analizimize. İlk önce trendlere bakalım isterseniz. Trendlerde Özellikle şu kırmızıyla gösterdiğim trend çizgisine çok fazla dikkat çekiyoruz biliyorsunuz analizlerimizde. Yani yaklaşık Aralık ayının son haftasından beri 52 bin dolarlık seviyelerden başlayan bir düşüş trendi var parite üzerinde. Ve bu paritenin bu düşüş trendinin üzerine çıkmadığı sürece hareketlerin yukarı yönlü hareketlerin sürekli olarak direnç noktalarına satışlarla karşılaşma riskinin çok yüksek olduğunu altını fazla fazla çiziyorduk. Dün FED açıklamasından sonra paritede bir miktar yükseliş oldu biliyorsunuz. 39 bin dolarlı seviyelere kadar yaklaşık zorlayan bir yükseliş oldu. Ancak dünkü açıklamalarda paritede yaklaşık 39 bin 200 dolar seviyelerinde bir direnç noktası vardı. Yani parite bu direnç noktasına yaklaştıkça yönünü aşağı çevirdi. Tamam Powell'ın konuşmasıları etkili oldu. Ancak teknik anlamda kullanılan bir nokta oldu burası. Bir direnç noktası, bir tren çizgisi oldu burası. O zaman 39 bu seviyelerden 52 bin dolarlı seviyelerden başlayan bu düşüş trendini bu dönemlerde biraz daha fazla ciddi aldı. Çünkü gün olumluya sayılabilecek daha doğrusu belirsizliğin üzerinden kalkmasıyla beraber yaşanan yukarı harekette bile bu trençlisi bir dirençle görevi görmüştü. Şu anda aşağı yönlü bir trend oluştu daha doğrusu aşağı yönlü bir salınım oluştu ve 36.450 dolar seviyesinde bulunan destek noktasına bu kırmızı ile gösterdiğimiz destek noktasında altına sarpmış olan bir bitcoin dolar paritesi görüyoruz. Şu anda yaklaşık olarak 35.600-35.500 dolar seviyesinde bir ara destek noktası var. Ancak burası çok kuvvetli bir destek noktası değil. Şuradaki hareketlerde oluşan paritenin kendi içerisinde seans oluşturduğu destek noktası. Bu seviyenin altında 34.877 ve 34.236 dolar seviyesinde bulunan destek noktaları var. Parite şu anda kırmızıyla gösterdim bu trend çizgisi etkisi altında. Bunu tekrar üzerine basa basa söyleyelim. Yani ana trendimiz biz videolarımızda biliyorsunuz asla olan trenddir diyoruz. Bu sebeple trendimiz şu anda aşağı yönlü. Bu trend çizgisi yukarı doğru kırılmadıkça paritede yeni pozisyon açmanın hala risk taşıdığını söylemekte fayda var. Şu anda bu trendin direnç noktası ise yaklaşık 39 bin dolar seviyelerine denk geliyor. Ancak paritede asıl geçilmesi gereken nokta bu sarı bölge. Bu sarı bölgede 39.600-40.600 dolar bandına denk geliyor. Biz bu seviyenin üzerinde hareketler görebiliriz Bitcoin-Dolar partisine. Hatta şu noktalara geldiği zaman bu trendin direnç noktası biraz da alt seviyelere gelecek. Yani şuralarda hareketler görebiliriz Bitcoin-Dolar partisine. Ancak bunun kırıldığının teyidini almamız gerekiyor. İşte bunun kırıldığının teyidi de yatay direnç noktası olan 39.640-600 dolar bandındaki bu direnç bölgesinin geçilmesiyle alınabilir. Onun dışındaki her yükselişin Bitcoin-Dolar partisinde direnç noktalarına satışlarla karşılaşacağı unutulmamalı. Olumlu senaryo kuralım. Parite bu seviyenin üzerine çıktı 39 bin. Daha sonra 39 bin 640 bin 600 dolar bandında üzerine çıktı. O zaman paritede biz kademeli de olsa 45 bin 500 dolar seviyeleri telaffuz etmeye başlayacağız. Bu seviyenin üzerinde ise malumunuz 52 bin dolar seviyesi var kritik. Ancak bu trend çizgisinin altında kaldığı sürece paritenin özellikle 34 bin 877, 30, 34 bin 236 dolar desteklerini test etme ihtimali var. Ve bu sert düşüşte görülen 33.334 dolar desteğine dikkat diyelim. Çünkü bu seviyenin altına gelinmesi durumunda 31.113 dolar seviyesinin bir ara destek noktası ve, ve piyasada çok konuşulan 30.000 dolar seviyesinin altı, 31.113 dolar seviyesinin altına gelinmesiyle görülebilir. Şu anki görünüm itibariyle piyasa düşüş trend çizgisi etkisi altında ancak bu satış dalgısının, sert satış dalgısının etkisi bir miktar azalmışa benziyor. Ee, yine de temkinli olmakta fayda var diyelim. Maktem indikatörüne bakalım. maktam indikatörüne şu anda e, negatif yöndeki sinyali oldukça kuvvetlendirmiş durumda. Gerçi bir miktar negatif yöndeki sinyali azalmış durumda. Bu yüzden 35500 dolar seviyesinde tutunma çabaları içerisinde olan bir bitcoin dolar paritesi görebiliriz. Ancak maktam indikatörü de negatif yönde sinir üretiyor. Bir de hatırlarsanız bu yükselişlerde bitcoin dolar paritesinin işlem hacminin desteğinin olmadığını altına çizmiştik ısrarla. Düşüşte dikkat ederseniz son 21 tane 4 saatlik periyodun işlem halinde ortalamasını gösteren bu sarı bölgenin üzerinde işlem hacmi oluştu. Burası da dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Özetlersek diyebiliriz ki Bitcoin dolar paritesi hala düşüş tren çizgisi etkisi altında. 39 bin dolar seviyesi bu tren çizgisinin direnç noktası. Geçilmesi durumunda bunun teyidi 39.600-40.600 dolar bandının kırılması alacak Bunun dışındaki her yükseliş Bitcoin dolar partisine direnç notlarını satışlarla karşılaşma riski barındırdığını unutmamakta fayda var diyelim ve bugünkü analizimizi bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.